Barbie, tatlı var bonsuz. Kardeşim buraya park eder, bilgisayarını, cüzdanını, ne varsa alırlar giderler. Hem de uzaktan kumandayla açarak, kimsenin ruhu duymaz. Bu yerde evimize hırsız girer. Bu ana caddede tüm biriktirdiği kardeşimin okul için parayı çalar, kimsenin ruhu duymaz. Aynı şekilde arkadan üç kez hem de ben oraya ayak basar basmaz ışıklar falan filan köpek ablamaları. Fakat komşunun evine üç kez hırsız girer, kimsenin ruhu duymaz. Hava aydınlansın, bakacağız neyle bu baskı gerçekleşti. Ormanla daire içinden döktüğü veya diğer iki bu şeyleri camiye, yukarıdaki camiye dayatan motorlu ve arkasındaki yırtık dökmüş olabilir. Sümüklü becekleri oradan da kaynaklanıyor olabilir. Bunlar da olmak zorunda değil. Kadriye ve Fuat Avni Orhon'un ordusu, ey Türk ordusu, yanında hafif kalırsın. Avni Orhon ve Kadriye Orhon dedik mi hiç şaşmaz. Zamanlamayla müşteri alacaktır oradan. Ben bunu söyleyince hiç almadan gider. Kadriye Orhon ve Fuat Avni İksanstır Orhon'un bu kadar güçlü ve dakik. Bu seslere yeni başladım. Birkaç hafta oldu. Daha önce sessizdim. O eskidendi. Galiba bilgisayarın sağlam kalmasına da yardım ediyor. Çünkü kaç tane bilgisayar orada çöktü. Demek ki açılıp ses çıkarması gerekiyor. Icon Brain Parasite. Kill them. Ne iş çok çöktü var değil mi? Şaşmaz.
hiçbir stokin geçmiyor. Kahve bitiyor. O eskidendi. Unutuldu gitti. Kokular gitti. Kedi kıbleme kondu. Kapalı komşular. Kedileri çok seviyorlar. Şak şak. Orhon kedisi. Geri geldiler. Kaybolan iki işaretli ağacın ortasından kaybolan yürü. Eşşol eşek. Yürü Kadriye Orhun anana. Lan kaybol penceremin önünden. Ben dışarı çıktık. Kurt köpekliğim masumca. Balkona oturur oturmaz buradan geçen. Her seferinde. Hala emrine boyun mu eğiyorlar? Tek göz. Fuat Avni. Hiç Allah'tan korkmuyorlar. Turnike'ye. Neler giydiriyorlar lan bu hayvanlara. Uf. Bunların hayvanların bıraktığı pislik var ya. Boğazında yarım gün yangın gibi. Kokusundan gazından. Böyle çıkıyorlar yükselip sadece gazı. Yönetime bak be. Oraya yerleştirecek. Ben çıkacağım. Git diyeceğim oradan. İçeriye girerken o fırlayacak. Her zaman ekip işi. Zamanlamalarına bak. Tesadüfi değil yani o bu da fırladı. Ta diğer ilçede tanıyorlar beni. Tek gözlü videosunda çekip hepsine dağıttı eminim bundan. Bunun da bu seferki işlemi dümdüz değil. O da buluşma. Bilgi paylaşım ve havlatma. Tam başka ilçede camiye giriyoruz. Camide bile gözcüleri var demek ki. Veya karşısında ne yapıyor? Cenaze şeylerinin orada sıçıyor. Ben göreceğimi bilerek. Ondan sonra yanına gidip kaçıyor. Çıkarken sokakta sıçıyor. Yarım. Sonra araba gelince gidiyor. Götünden bok. Bok akıyor böyle giderken. Gidiyor oradaki fitness yerine. Ofisin ortasına sıçıyor kameramın. Ondan sonra biz takıntılıyız. Onu göstermek istiyorlar. Ve o köpeği tanıyorum. Aynı cins değilse şurada başımı adli davalara sokanların köpeği. Kursumun orada da bulundu.
ki imanın yok ki bunu yetkililerden veya kanun adamlarından olsa araştır. Oradaki köpek tam diğer ilçede veya korusun oradaki bunun mu değil mi? %150 onun güç gösterisi bu pisliğin her gün gösterdiği gibi. O kadar bir işlemi yalnız. Bir dakika. Emin olun. Emir Dalton. Kimse gelip hayvan gösteriyor. Nereden gelecek? Bir dakikada işi bitti. Geri gidecek. İlla ki oraya, illa ki buraya suratını gösterme hayvanıyla. Çünkü biz takıntılıyız. Hayvanları sevmiyoruz. Bunlar hayvanlardan nefret etmeyi bırak. Bu şeylere koşturanların tüm insanlardan nefret etmeyi aşılar. Her zaman dümdüz gider. Bugün gelir böyle suratına sokmak için eski tezgahlarını. O görünen şey yani o. Daha önce buradan örneğini yakaladık kameraya bile. Frekans gelmeden önce. Şimdi insan merak edebilir. Neydi o işlem? Tam zamanında ikisi birlikte. Bilgi dağıtımını, uyuşturucu dağıtımını ödül olarak maaş mı? Yaptıkları iş bana çok belli. Asıl iş yani. O bütün gün orada X hamsterlarda Orhan Seyfi Orhan şiiri okumak için amfetamin, kaptagon falan lazım be. Başka türlü olmaz o iş. Sahipleri gibi X-Hamster yapacaksalar o lazım, Kazım. Diğer kumpası gördün mü sen? Çekmedim gerçekten de giderken geliyor. İkisi de buradan geçecek. Ne yapıyorlar diye bakacağım. Kedi orada olacak. Sonra çıkacağım. Karşımdan kovmaya. Geri gelecekler. Ve temizlik işi, muhabbeti yapacaklar. Burada oturmayanlar. Kimin evinde seks maçık yaptılar belli. Hanımefendi sakın bir şey dökme oradan. Türbanlı türbanlı. Geçen gün yolda geldik onu, oradan ayrılmıyor. Senin önünde değil, kafesin önünde değil, oradan. Sen bir şey demezsin. Git onu becer, orada komşular park edecek. Biz takıntılıyız be, takıntılı. Neye? Rapora göre komşuya takıntılıyız biz. Hiçbir davada olmadığı halde. Tüm o kurumu yönettiğine dair hiçbir şüphem yok. Hatta tuzaklar kurup bunu açığa çıkardım. Pis mağlup ki o kadar ordusu var bakın yani. Kaç kere yaşadım ve her gelen orada. Merdivenin orada geldiği zaman
işlem mi yapacak? Biz de sanacağız ki eskiden döktükleri için her gün şeyler oraya bir şey döktüğünü sanacağız. Çünkü lazım. Takıntılı bu. Çıkıp kestik çünkü gördük yani rol yapıyorlar. Ve çıkmayınca da arada sırada biri yapıyor. Bu çift oldu. Bu çevreye yerleşmiş besbelli. Bunlara da hapishanelerde yeri var mıdır be? Salın lan milleti. Allah'ın nimeti, topraktan biten şeyleri kullanıyorlar diye içeriye tıkadınız. Salın yer açılsın. Geç kaldın orayla, çoktan çıktım. Mahluk, iblis. Çıkıp kahvaltı hazırlıyorum. İçeri girdim çünkü ayağım iğnelendi be. Bu milletin hayvanları bu şeyi yapabiliyor, bilmiş olun. Bir dikilip oraya anında binlerce örneğinden biliyorum. Çok sessizsin bu aralar. Kaka. Anlıyoruz köpeğin kanserden, her türlü iç hastalıklarından, böbrek, kalp ne varsa dediği gibi gitti, artık havlayamıyor. Peki ya sen? Artık karaoke'ler yapamıyor mu? Senin de mi sesin kısıldı? Karaoke. Ayağını odaya basar basmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım, kedi çok üşüyor, hava soğuk. Çıkar ceketini üstüne ört. Anan örtsün, anan. Türbanlı türbanlı. Resim çekeyim. Aman yarabbim. Rasim çeki be. Twitter'da yayınlayacak. Veya Facebook'ta. Ben hayvanları çok seviyorum. Şak şak. Sokakta yaşamasına razıyım, hastalıklar içinde, çöpte. İblislerin emrinde. Şak şak. Çok seviyorum be, çok. Müslümanım hatta. O kadar Müslümanım ki. Kendi oğluyla ve kendi anasıyla sitelerde olanın yetiştirdiği hayvanı seviyorum. Resmini çekiyorum. Bile bile. Şak şak. Ötekilerin hafif bir görüntüsünü yakaladım fakat emin değilim. Yine de iftirayla insanları içeri atanların her gün kapılarının, pencerelerinin içine bok döşeyenlerin, ölümlere, komşu ölümlere neden olanın hayvanını çok seviyorum. Şak şak şak. Pes yok. Devam et kaka. Köpeğini ne yaptın köpekli? Yanında. Evet, buradan geçme zamanı be. Kahvaltı yapıyorum. Biraz mide bulandıralım. Tanrılarının emri. Yemek yerken oradan geçerse hayvanıyla. Yusuf'un aklına şey gelir. Oraya tam
çıktığı zaman pislik temizleme, karşısına sıçtığı kurtlu kurtlu boklar gelir ve üzerine gidip böyle saldır, saldır köpeğin, ah bana vurdu, saldır kurt köpeğin, o aklına gelir. Değil mi surat avni, göz, tekrarlıyorum kızım, alsana o hayvanı evine götür be, temiz tutarsın parazitlerini falan. Meraklanma, o geldiğin zaman başka birini dikecektir. Fuat Avni ve Kakadriye onu ve Özdemirler yenisini dikecektirler 90'ın. Ya sen Türbanlı Hanım, sen yapsana. Resmini çeken çok seven. Yenisini dikecektir. Ona da gelip aynı işlemi yaparsınız. Bir tane evde temizleyin. Ha? Alo, polis bizi çekiyor. Evet. Sahibine baktı. Biz sevdik ha, maaşımızı unutma. Komşu biraz daha bok döksen oraya. Kakold. Oraya göndersene kızlarını, caminin kıblesinde kediler sevsinler, havaya kaldırsınlar böyle bebek gibi. Ben bakıyorum diye. Diğer 3-4 cadıyla beraber. Midem bulandı be. Kısa şortlu. Tam şort olayı olduktan sonra. Otobüste şort oldu. Biz şortla geziyoruz o zaman. Diğer orduyla beraber. Evet, hayvanlara girdik yine. Boğa bu sefer. İncil ayetini hatırlatayım. Bu bok üzerinde saltanat kurabilecek iblis şeytan. Hayvanların üzerine ancak etkisi olabiliyor diye yazıyor. Hayvanların üstüne. Neyle? Parazitle. Siz hangi hayvanı böyle, hangi hayvanı kutsallaştırırsanız kutsallaştırın, orayı yönetecektir. Murdok olarak bu sefer boğa biraz geçiyoruz. Belki sonra var. 90 nasılsın? Üşümüyor mu? Ben çıktım biraz çok üşüdüm. Bak kadın da üşüyor. Giyinmiş. Kakadriye Fuat Avni'ye niye lan işkence, işte işkence diyorlar. Eziyet hayvana. Orada heykel ettiler bu havada. Ki kapalı yerde ABM içinde Marmaraylarda falan millet ceketini çıkarıp üstüne örtüyor üşümesin diye. Bu açıkta. Kar yağarken orada fenstiller, işaretli ağaçların orada. Hayvana eziyettir be. Aynen öyle. Evet. Daha ta ne zamandan başladı bu? İki ayaklı hayvanı, karısı iki çocukları olan jigoloyu milli damat olarak dayattı. İki ayaklı hayvana eziyet. Ne oldu? Bitti. Kedileri, köpekleri kanunu çıkmadı. Allah Allah. Satanist günü mü bitti? Olayım. Balkona çıkmadan kayboluyordum. Bugün iş yok mu? Tatil günü adamın bugün. Veya istediği zaman çalışıyor. Bunun gibi. 4 aydır oradan. İstediği zaman gidecek.
birkaç saat çalışacak. Senin mesaisi. Ne zaman anı yerine ortaya fırladığını hatırlıyorum videodan. K12 dedik. Amblemine bakın dedik. Battle amblem. K12 dedik. Kennel. Videoda var. Hücre evine yerleşmiştir. Adil öksüzün hücre evlerinden biri. Kim o hücre evlerin sahibi bana çok açık. Hureyre ve Suat Avni. Diğerleri ise Akbaba, Yusuf, Ziya, Ortaç misali imza üzerinden devredilmiş ve de o sahibi değişti. bu CEO'lar gibi holdinglerde yöntem bu. Pist, imza sahibi değişti lan. O değil artık sahibi. Yalnız ipleri çekiyor. Aaa şorttan bahsettik. Bu havada şortlu birini çıkardı. Türbanlığıyla beraber. Adana'da sel hepsini sürükledi. Sokak hayvanlarından bir şey olmadı insana. Ve onun takibinde aile içi şiddetler, cinayetler orada olduğu gibi sürekli devam eder. Değil mi tanrıları? Kapandı lan, iptal mi oldu video? Ay eyvah. Düşük bildi halbuki full. Bakayım kapandı mı, iptal etti mi? Pil düşük gösteriyor. Halbuki sürekli şarjda. Bunun da pilini bozduk mu? Frekanslarla. Karadeniz ciğerleri yanıyor. Yanar lan bu şeytanlara siz göz yumun. Daha çok şeyler yanacak. İstanbul Belediyesi otogar ihalesini açıyor. Kim kazanacak onu? Bip. Metro mu? Yoksa Yusuf Ziya Ortaç misali? İmza üzerine başka bir CEO mu? İşe geç kaldım bip. Her sabahki gibi değil. Ve bunlar istedikleri zaman işe gidiyorlar. İstedikleri zaman aylarca park ediyorlar. Yanlış söyledim, istedikleri zaman değil. Emre göre. O İçişleri Bakanı konuştu. Hiç kimse kanunun üstünde değildir diyor ya. Komediye bak. Allah'ım yarabbim. Hiç kimse değilmiş. Gördüğüm kadarıyla bütün bu pislikler kanunun üstünde. Yeni yetişmeler bile. Şimdi biraz aradan sonra bakacağız. Bakın orada uçuşan toz bir sinek. Nasıl bu mide rahatsızlığını verdiler? Neyle? Sadece sümüklü böcekler mi? Onun da kalıntısını. Fakat şurada tam aynı noktada yaprak onun altında vardır tahminen. Yaprakla örtüyor akıllı hayvanları. Sizden daha akıllılar ya da içlerinde iblis var.